Heyecanlandım ya. Merhaba dostlarım, ben Neo. Uzun zaman sonra hepinize selamlar. Ufak bir tatil yaptım ve şu anda kafam toparlanmış bir şekilde geri döndüm. Hiç uzatmadan videolarımıza devam etmek istiyorum. Çünkü hem çok heyecanlıyım hem de çok mutluyum şu anda mikrofonun başına geçtiğim için. Neyse öyle işte, yani insanlıktan utanmama çalışmış bölüm 36 ile hepinize iyi seyirler. Gazete geldi sabah. Sabah uyandım, gazeteyi aldım, manşette. Ve Kuleli tarih oldu diye yazıyor. Okudum. Bütün askeri okullar kapatılmış ve bütün askeri öğrencilerin askeriye ile ilişkisi kesilmiş. O zaman resmi olarak atıldığımı da öğrendim. Farklı bir gündü, farklı bir duyguydu. Şu an nasıl tarif edilir bilmiyorum. Bir günde bütün hayallerinizin yıkıldığı bir gün yaşadık diyebilirim. Dostlarım, sizi bilmem de benim bu 15 Temmuz olayında en çok üzüldüğüm insanlar böyle gençler işte. Olan yine tertemiz böyle masum gençler oldu. Birçok insana zaten hiçbir şey olmadı. Bu hiçbir şey olmadı dediğim insanlar böyle gerçekten suçlu olduğu bariz şekilde belli olan insanlar. Düşünsenize, bir hayaliniz var diyelim. O hayalleriniz doğrultusunda böyle ilerliyorsunuz. Ona göre bir liseye gidiyorsunuz. Ona göre planlar yapıyorsunuz. Asker olmak istiyorsunuz, yani bunu seçmişsiniz. Okuldan mezun olduğunuz günün ertesi sabah darbeci olarak içeri alınıyorsunuz. Belki hiçbir suçunuz yok gerçekten veya ne bileyim, belki sadece komutanlarınızın dediğini yaptığınız için bu haldesiniz. Bazı insanlar bu insanlara karşı işte ya keşke kabul etmeselerdi, işte bu onların problemi, kabul ettilerse işte yapacak bir şey yok gibi böyle salak saçma cümleler kuruyorlar. Birincisi, kabul etmeme gibi bir lüksünüz olamaz çünkü sizden bir şey rica ediyorlar ve zaten darbe olduğunu bilmeyen gençler bunlar. Tatbikat var diyerek böyle üniformalarını giydirmişler. İkincisi, askeriyede işler öyle yürümüyor. Atıyorum mesela bir polis memuru düşünün. O polis memurunun müdürü polis memuruna bir şey söylediğinde o polis memuru yapmama hakkına sahip, yani buna itiraz falan edebilir. İtiraz dilekçesi yazar, işte yapmıyorum der, bir şeyler falan söyleyebilir işte. Ama askeriyede benim bildiğim kadarıyla işler tam olarak böyle olmuyor. Senin üstündeki bir insan sana ne söylerse yapmak zorundasın. Benim bildiğim kadarıyla böyle. Yine de yanlış biliyorsam eğer aşağıda yorumlarda falan düzeltirseniz sevinirim. Ben çok da bir itiraz hakkınız yok diye biliyorum askeriyede. İtiraz edersen zaten başına neler geleceğini hani az çok tahmin edebilirsiniz. Ya bu olayda söyleyeceğim tek şey, yani yazık oldu, ne diyeyim. Birçok ki bunlardan bazıları böyle kendi şahsi tanıdıklarım. Ya çok samimi olmasam da işte komşularımız, arkadaşlarımız, arkadaşlarımızın arkadaşları veya ne bileyim işte akrabalarımızın yakın dostu olan insanlar. Adam 3. veya son senesinde mesela sırf 15 Temmuz oldu diye böyle def ediyorlar. Onca sene uğraşılan emekler, hayaller böyle hepsi çöp oluyor bir anda. Umarım bir daha yaşanmaz demekten başka bir şey gerçekten aklıma gelmiyor. Bir de şu asker olma koşullarının kesinlikle değişmesi gerekiyor. Bana göre askerlik istenerek yapılması gereken bir meslek. Şu an gördüğüm kadarıyla hiçbir istekle falan bir alakası yok. Bu arkadaş gibi hani belli başlı sebeplerden falan asker olmak isteyen çok az insan var. İnsanlar işsiz kalmamak için asker oluyor. Maaşları falan iyi diye işte böyle subay oluyorlar. Şahsi düşüncem subay olmak bir tercih olmalı. Para kazanma kapısı falan değil. Buna da zaten ayrıyetten başka bir videoda değinmeyi düşünüyorum. Şimdilik yani geç. Bu insanlar dostlarım dünyanın en zengin kıtasındaki en fakir insanlar. Sömürgecilik böyle bir şey işte. Yeteri kadar gücünüz yoksa eğer istediğiniz kadar verimli topraklara sahip olun. Sizi kendi topraklarınızda günlük 1 dolara böyle çalıştırıp kendi topraklarınızı öğütüp başka ülkelere verecek şekilde dizayn edebilirler. Elinizde altın yumurtlayan bir tavuk var fakat siz o altın yumurtlayan tavuğun yumurtalarını başkasına veriyorsunuz. O yumurtanın tadını hiçbir zaman alamayacaksınız. En azından bu düzende imkansız. Dünyada ölümden başkası gerçekten yalan sanırım. Şu insanlar insanlıktan utanmama challenge'a girmeyi hak eden en büyük emekçi olabilirler. Düşünün ya, siz kakao üretiyorsunuz ve çikolatanın tadını bilmiyorsunuz. Demin söylediğim gibi bak, günde sadece 1 dolar civarı paraya çalışıyorlar. Biz de hala ufacık sorunlarımıza böyle dert falan diyoruz. Şu bilmem kaç dakikalık video bile yani insanın saatlerce oturup böyle bir şeyleri düşünmesine sebebiyet verebiliyor. Bu videoyu ben yıllar önce izlemiştim. Hala ilk günkü gibi, yani hala ilk ne zaman izlediysem ki duygularımı hala yaşıyorum. Birkaç saat kendime gelemem. Yemek dahi yiyemiyorum. Ben de yeri bayağı bir ayrı bu videonun. Beni böyle bambaşka duygulara sürüklüyor. Bir de dostlar, videoyu tamamen izlerseniz eğer böyle ilk defa çikolata yiyen İnsan böyle karşıdaki siyahiye şunu söylüyor. Sen bu çikolatalardan yediğin için mi işte renk tonun daha açık? Başka birisi de şey falan diyor işte. Beyaz insanlar demek ki bu yüzden sağlıklı görünüyor. Bundan yiyorlar falan, tadı çok güzel falan diyor. İnsanın kalbi ya paramparça oluyor. Ama bu insanlar kara falan değiller, yani en azından içsel olarak. İnsanların kalbi kömür gibi sadece. Sırf şu insanları görmek bile benim kendi içimde işte diğer dünya kesinlikle olmalı. Tanrı kesinlikle olmalı dedirtiyor. Bu insanların bu halde olmalarına sebebiyet verenlerle bu insanların aynı boşlukta süzülmelerini istemiyorum. Bilmek de istemiyorum öyle bir şey varsa. Yani istemiyorum. Geç. Allah'ım kimseye bu acıları yaşatmasın. Allah kimseye kardeş acısı yaşatmasın. Evlat acısı yaşatmasın. Abi. Yani... Tek isteğim devlet büyüklerimizden idam. Başka hiçbir şey değil. Bu insanlar tekrar aramıza dönmesin, tekrar aramızda yaşamasınlar. Allah'tan başka bir şey istemiyorum.
İdam gelmeli mi gelmemeli mi, ben şahsi olarak bu konuda birazcık kararsızım. Kararsız olmamın sebebi ise bu tarz cezalara, yani idamın çok az kalacağını düşünüyorum. İdamla kurtulmasını istemiyorum. İdam yani bu yapılan karşısında aşırı şekilde hafif kalır. Emine Bulut'un katiline veya ne bileyim bu tarz suçlar işleyen insanlara başka bir ceza, mahkeme karşısında yargılanacak insanların ise şu an ekranda gördüğünüz tarzda böyle tiksint insanların olması gerektiğini düşünüyorum. Postlar bu yazıları yazan bir öğretmen. Adı Muhammed Özen. Aslan parçası meydanda karıyı boğazlamış. Yüreğim buz gibi oldu. Biz bu kahraman kadar olamadık. Benim yetişkin kızım anasının genç sevgilisinin yanında hangi babanın buna ciğeri dayanır diyen yok. İşte vesaire vesaire yazmış. Aptal evladına bak hele. Emine Bulut'un kardeşini dinlerseniz dostlar, zaten adamı defalarca böyle affettiklerini ve adamın ısrarla kumarı ve uyuşturucuyu bırakmadığını göreceksiniz. Bak bu birincisi, ki bunun olmadığını falan da farz edelim. İkincisi, sokayım erkekliğinize lan. Ulan iki insan boşanmışsa eğer hem kadının hem de erkeğin istediği kişiyle birlikte olma hakkı var. Kime ne? Hayat bitmiyor anasını satayım iki insanın boşanmasından sonra. Birazcık adam olsaydınız da eşinizi kaybetmeseydiniz. Ya bu nedir arkadaş? Ya kadınların genel olarak böyle evlenirken ve evlendikten sonra böyle çektikleri falan yetmiyor. Bir de üstüne boşandıktan sonra mağdur oluyorlar. Bak şu olayı görüp de içi sızlamayan insan, bak net söylüyorum, insan falan değildir ya. Oğlum kalbiniz kömürleşmiş yani, mahvolmuş. Ya yürekler paramparça oldu anasını satayım. Hala da böyle bir takım kişiler bu olayı gerçekleştiren kansızı böyle bir şekilde savunabiliyor. İşte ben bu savunanların ceza alması gerektiği tarafındayım. Yani Emine Bulut'u öldüren şahıs yok, işte idammış yok, şu... Hayır... Bunlar çok hafif. Bu zihniyetin temizlenmesi için de gerekiyorsa yapılmalı. Yarın bir gün bu adam bir olay yaşasa, yani belki de aynısını yapacak veya birilerini etkileyip böyle ona yaptıracak. Bir daha Emine Bulut veya nice insanların acı çekmemesi için bazı durumlarda önlemin önceden alınması gerekiyor. Umarım pis zihniyetinizde boğulursunuz. Ya harbi şerefsizsiniz bak. Başka bir şey söylemeyeceğim. Ağzımı bozmak istemiyorum. Neyse. Küçük çocuklar izliyor. Geç. Bizim hiç zerre alakamız, ya da benim zerre alakam olmadı. Çok net belli olacak. Ben bir suç işlemedim hiç hayatımda. Hani kimseyle kavga bile etmedim. Buradan da bir şey çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Size de bunu anlatayım istedim arkadaşlar. Böyle hani video çekip metinler yazmadan olduğu gibi olayı anlatayım istedim. Ya adamın yüzünde bir gram kötülük yok ya. Bu nasıl bir ponçiklik arkadaş? Adam ağlayınca içim bir tuhaf oldu. Anlost'u zaten çok seviyordum. Bu olaydan sonra 1000 kat daha fazla sevdim. Olayda hiçbir suçu, bakın hiçbir suçu olmamasına rağmen bu kadar pişman olup bu kadar böyle açıklama yapması bence takdire şayan. Birazcık da şanssız. Abdü'yü de sevdiğimi zaten söylemiştim ki olayda tabii ki haksız. O konuya girmek bile istemiyorum. Saçma sapan bir hareketti. Fakat Abdü'nün açıklama videosunda Anlost veya diğer hiçbir suçu olmayan insanlar hakkında konuşup böyle açıklama yapmasını falan beklerdim. Hiçbir şey söylemedi. Özür dilerim arkadaşlar, beni affedin falan filan dedi. Ben bu olayı yaşamış olsaydım kendimden çok yanımda yanan insanları düşünürdüm. Emre Durmuş yurt dışına çıkma cezası aldı ki adamın, lan adamın içeriği zaten bu. Anlost'un annesi işte onu gazetelerde falan görmüş, işte bilmem diğer artık kim mağdur olduysa onlar da psikolojik açıdan bayağı bir yıpranmışlardır. Ya bunların üzerinden bu yükü kaldırmak için şahsi olarak kesinlikle bir açıklama yapardım. Abdü'den de aynısını bekledim fakat gelmedi. Bir sorun mu yaşadılar diye de düşünüyorum şu anda, hani bir açıklama yapmamaları çok garip geldi. Neyse, umarım bu olay birçok insana ders olup bundan sonra bu tarz şeylere böyle kalkışacak insanlara uyarı mahiyetinde olmuştur. Birçok insanın başı bence yeterince yandı. Olmasın artık. Güvenlik görevlileri zaten hala aklımda işte. Hiç suç olmayan insanlar işten atılmışlar. Cidden çok gereksiz ve olmaması gereken bir olaydı. Hala ilk duyduğumda verdiğim tepkinin aynısını veriyorum. Çünkü saçma. Ne gerek var? Çok gereksiz. Umarım Anlost ve diğer insanlar olayları üzerinden atıp böyle daha dikkatli işler yapıp işte umarım hayatlarını çok güzel bir şekilde devam ettiriyorlardır. İşte bunu söylemeye çalışıyorum. Bu kadar. Bir süredir uzak olduğum için sosyal medyadan kimin ne yaptığını çok fazla bilmiyorum. Abdü'nün rasta yaptırdığını bile birkaç gün önce canlı yayında öğrendim. Neyse, lütfen refleks olarak sahaya atlamayın. Yani gerek yok. Geç. Bildiğiniz gibi dostlarım, geçtiğimiz günlerde İzmir'de 3 ayrı yerde yangın oldu. Tabiri caizse İzmir kül oldu denilebilir çünkü yangının boyutu gerçekten çok büyük. Ben yangın hakkında konuşmayacağım. Zaten birçok insan konuştu ve söyleyeceklerimiz aşağı yukarı aynı. Benim değinmek istediğim konu yangına müdahale konusu. Yangına neden zamanında müdahale edilmedi veya bu kadar uzun sürdü biliyor musunuz? Çünkü bu kadar büyük yangınları söndürebilmek için kullandığımız uçaklar bozulmuş. Yani yapılan açıklama bu şekilde. Bazıları yağ kaçırıyormuş, bazılarının motorları arızalıymış. İşte bu sebepten yangın söndürülemiyormuş. Dostlar bu komik bir durum. Yani güldüğüm için kusura bakmayın ama çok komik bir durum. Trajikomik hem de. Böyle bir açıklama, böyle bir bahane utanç verici. O uçaklar neden bozuk, neden sağlam değiller? Sağlam olmaları gerekmiyor mu? Madem sağlam değiller neden tamir edilmediler? Yani tesadüfen anasını satayım hepsi o gün mü bozuldu? Yoksa işte aman ne olacak, işte böyle büyük bir yangın olmaz hiçbir zaman falan mı dendi? O uçakların çalışır vaziyette olmasını sağlayacak kurum veya kişiler biz değiliz, halk değil. Oraya seçilen insanların yapması gerekmiyor mu? Hayır, bu da yetmezmiş gibi böyle yangınla alakalı açıklama nasıl biliyor musunuz? İşte uçaklar şöyle
şöyle bozuk, böyle bozuk diye cesareti olan varsa gelsin kullansın demişler. Ya düşünün, siz bir itfaiye arıyorsunuz, işte itfaiyeci diyor ki işte arabanın işte balatası bozuk, gel kullanabiliyorsan sen kullan. Kardeşim ben neden kullanıyorum? Ben buna mecbur değilim. Lan kaldı ki nasıl kullanacağım uçağı, o da ayrı bir konu. Benim görevim değil ki bu. Başka bir videoya denk geldim bu konuyla alakalı. Türk Hava Kurumu'nun yaptığı bir açıklama. Uçaklarımız yangını söndürmek için gelebilir demişler fakat bazı kurumlar işte gerek yok falan demiş. Bak ben cidden anlamıyorum. Hani nereye gidiyoruz, millet olarak ne yapıyoruz ben anlamıyorum. Herkes kafayı yemiş arkadaş. Sanki kaos çıkmasını, böyle insanların birbirini kesmesini isteyen bir takım özel güçler falan var. Ve bu özel güçler sürekli olarak böyle insanlara bir şey böyle solutturuyor, yani kafayı yemesini falan sağlıyor. Ben artık normal bir psikolojide olduğumuza kesinlikle inanmıyorum ki, özellikle bu son olaylardan sonra. Bir takım sıkıntılarımız var ve çözmemiz lazım. Sorunun ana kaynağını bilmiyorum. Hani herkes garip zaten. Millet aşırı şekilde sinirli, böyle birbirini boğazlamak için sebep arıyor gibi. Tek söylemeye çalıştığım şey bir şeylerin normal gitmediği. Ülkedeki bakan kalkıp da işte uçaklar bozuk, şu sorunu var, işte cesareti olan gelsin kullansın diyorsa eğer, sanki bisiklet sürmemizi istiyormuş gibi, bir şeyler terstir. Geç. Dostlarım, bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Video yapmayı çok çok fazla özledim ya. Böyle her saat başı video yapasım var. Bu yüzden sizi videoya boğabilirim, hiç şaşırmayın, haberiniz olsun. Şimdilik ben kaçayım izninizle. Kendinize çokça iyi bakın. Umarım hayatınızda her şey yolunda gidiyordur. Sizden değerli hiç kimse yok, bunu unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.